Devam edelim. Şimdi Kurban Bayramı'nda özellikle kurban ettikleri hayvanların derilerini yüzüyorlar, üzerlerine giyiyorlar, böyle boynuzlarını da takıyorlar. İşte görüyorsunuz, ellerine de sopaları alıyorlar. Burası böyle Afrika'da bir köy değil, onu söyleyeyim. Burası Türkiye'de bir yer. Geçmişten gelen bir gelenek bu. Genelde düşmanları korkutmak için işte bu şekilde sokağa çıkarlarmış ve düşmanları korkuturlarmış. Tabii artık böyle bir şey olmadığı için ya birbirlerini ya da köylerine gelen düşmanları korkutuyorlar. Yıllardan beri, asırlardan beri yapılan bir etkinliği devam ettirmeye çalışıyoruz. Ellerinde balta ve hayvan boynuzları, üzerlerinde önceki bayramlarda kestikleri kurbanların derileri, boyadan ve maskelerden hepsinin yüzü ayrı bir korkunçlukta. Üstünüzdeki kıyafet deri, bu hayvan derisi, koç derisi. Sokağa çıktılar, yıllar önce atalarının düşmanı korkuttuğu gibi onlar da mahalleliyi korkuttular. Atalarımızın düşmanlara yaptığı korkutma sahnelerini sergileyeceğiz. Bursa'da her Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların derilerini kuşanıp köylüleri korkutma geleneği bu yıl da devam etti. Yıllardan beri, asırlardan beri yapılan bir etkinliği devam ettirmeye çalışıyoruz. Taze peki. İlginç geleneğin temsilcileri Osmanlı ordusunda deli adı verilen, savaşlarda düşman askerini korkutmak için alabaş kılığına giren süvarileri günümüzde yaşatıyorlar. Üstlerine korkutucu hayvan kıyafetlerini giyerek düşmana karşı öleceğini bile bile hücum eden kahramanlardır. Ve düşmanlar bunları görünce elinde silah olmasına rağmen korkup kaçmışlardır. Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların derilerini giyen köy halkı ellerinde balta ve hayvan boynuzlarıyla meydana toplanan köylülerin arasına girip onları tek tek korkuttu. Milleti eğlendirme ve korkutma amaçlı yapılan bir şey. Bu geleneğin Kurban Bayramı'nda yapılmasının da ayrı bir nedeni var. Kurban Bayramı'mızda yapmamızın sebebi sadece bunların ölümü kabullenmesi ve kendilerini kurban ettikleri için, ilk savaştıkları için. Evet. Bunu da Kurban Bayramı'nda yapıyoruz.